Evet, bugün buradayız. Genç İklim Seminerimiz var. Allah'ın izniyle 2014-2015 çalışma sezonumuzda ilk Genç İklim Seminerimizi düzenledik. Frankfurt Salbozosnayim'da programımız başlamak üzere Allah'ın izniyle Sebahattin Uçar Hoca Efendimiz'i davet ettik. O da bizleri kırmadı, geldi. Bugün programımız inşallah gençlerimizin bilinçlenme noktasında zamanın tehlikelerinden korunmaları için, onlara ışık tutabilmek için, onlara yol gösterebilmek için bir seminer düzenledik. Allah'ın izniyle Allah'ın da muhtetiyle inşallah programımızı sürdüreceğiz. Ehl-i Sünnet Müslümanlığı noktasında bugün Frankfurt Sosnayim Zalbağ'da gençlerimizle birlikte buluşuyor ve Kur'an ve sünnete göre nasıl yaşamalıyız, hangi noktalara dikkat etmeliyiz noktasında gençlerimizi bilgilendirmek üzere bugün burada hep birlikte toplanmış bulunuyoruz. Sahip çıkması, gençlerimizi ilimle buluşturması gerçekten tebrike şayandır, teşekküre şayandır. Onun için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Gençlik Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bu seminerin özellikle gündemin ve İslam coğrafyasının karışık olması itibariyle çizgimizi belirlemek ve duruşumuzu sabitlemek adına önemli olduğunu düşündüğümüz için buradayız. Ayrıca bu seminerimizin konusu Ehl-i Sünnet vurgusunun bilgilerimizi tazeleme adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Gençlerimiz kimden İslam'ı öğreneceğini, nasıl öğreneceğini ve bunlar bilmediğinden dolayı her yerden bir şey duyuyor ve her şeyi hemen kaplıyor, bir heyecana geliyor ve maalesef görüyoruz ki çok büyük hatalar da işleniyor. Ondan dolayı inanıyorum ki faydalı bir faaliyet olacağına inanıyorum ve inşallah da bütün katılımcılara da faydalı olur. Onlar ne varsa Kur'an'da var, Kur'an'ı biz alıp yaşayabiliriz. Mesela Kur'an'ı hayat, Kur'an meali, Kur'an ayetlerine göre yaşam tarzı vesaire gibi ifadelerle Kur'an'ı alıp hadisleri, sünneti atma girişimi. Niye biliyor musunuz? Çünkü sünnet Kur'an'ın koruyucu zırhı, kalkanı. Kur'an'ı ortadan kaldırabilmek için önce sünneti yırtmaları, devreleri, parçalamaları, eritmeleri ortadan dönüp tövçük hale getirip yok edilmektedir.